Merhaba. Blade Runner'ı konuşacağımız videoların ilkine hoş geldiniz. Bu videoda filmden çok filmin bendeki kopyalarını ve kitaplarını konuşacağız. Aslında hepsini tek bir videoda toplamak gibi bir niyetim vardı ama muhtemelen o çok uzun bir video olurdu ve sizin de canınızı epey bir sıkardı. Bunun yerine hem editlemesi kolay olur, ben daha az uğraşırım, hem izlemesi kolay olur, siz daha az uğraşırsınız diye birkaç parçaya bölmeye karar verdim. Hatta planlarımın arasında bu filmi Twitch üzerinden birlikte izlemek de var. Nasıl yapacağız bu işi? Tabii ki filmi Twitch üzerinden gösterme şansım yok biliyorsunuz. Ama sizde bu filmin bir kopyası varsa ne güzel. Yoksa hemen edinin ve ben Twitch yayını başlattığımda siz de kendi kopyanızı başlatacaksınız. Ve filmin sesini kısıp benim sesimi açacaksınız. Film boyunca bana sorular sorabilirsiniz. Genelde filmle ilgili sorular tercih ediyorum ama istediğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz zaten o yayınlarda. Gene benzer bir şeyler yaparız ve bunu bir alışkanlık haline getirmek istiyorum. Bu çok bilinen, çok sevilen klasik filmleri bir de birlikte izleyelim. Bendeki biraz böyle hani DVD'lerde falan filan olur ya yönetmenin yorumu, işte eleştirmenin yorumu vesairenin, oyuncunun yorumu şeklinde. Öyle bir şeyler deneyebiliriz. Biraz daha interaktif olur ve biraz daha keyifli geçer diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda filmin bendeki kopyalarını ve kitaplarını konuşacağız. Bende ne var? Bende 3 Blade Runner kopyası var. Bunlardan 2 tanesi DVD, bir tanesi özel set, bir tanesi de Blu-ray. Blu-ray'de 30. yıl özel baskısı. Onları tek tek açıp bir kurcalayacağız. Hani hep merak ettiğiniz ve genelde James Bond sandığınız şurada arkada duran gri bir kutu var ya, işte o kutu Blade Runner arkadaşlar. Şimdi o kutuyu açacağız, kurcalayacağız. Daha sonra bir kitapçığımız var. O kitapçığa şöyle hızlıca bir bakacağız. Bir kocaman kitabımız var. O da yeni Blade Runner'la ilgili. Onu da bence yani eğer gerçekten tutkunuysanız filmin edinin. Çok güzel bir kitap. Özellikle böyle büyük kitaplardan hoşlanıyorsanız, görselliği bol olan kitaplardan hoşlanıyorsanız aslında beni biraz hayal kırıklığına uğrattı çünkü The Art and Soul of Blade Runner deyince ben daha bir sanatsal yönünü görmek istiyordum. Güzel fotoğraflar var, öyle özetleyeyim zaten kitabı böyle hızlıca bir tarayacağız. Orada da siz kendi fikrinizi edinirsiniz. Pahalıca bir kitap, o yüzden almadan önce bence bir göz atın videoya. Ondan sonra karar verin. Dediğim gibi DVD'sini ve diğer kitapları ve kitapçığımızı vesaireyi kurcalayacağız. İlk önce bendeki ilk DVD kopyasıyla başlayalım. Bu herhalde evladiyelik 20 senedir falan bende. İlk aldığım DVD ama benim Blade Runner maceram bu DVD ile başlamadı. Ben bundan yıllar yıllar önce bir video kaset ile, bir beta video kasetle başlamıştım. Daha sonra VHS'sini aldım. VCD'si vardı. Oyunu vardı. Blade Runner'ın çok keyifli bir oyunu vardı. Hatta bulabilirsem belki onu bir oynarım. Belki yapabilirsem Twitch üzerinden oynarım. Gerçekten karışık ama eğlenceli bir oyundu. Bu DVD filmin yönetmen kurgusu. Aslında yönetmen kurgusu ifadesi biraz kafa karıştırıyor çünkü Ridley Scott'ın içine sinen kopya bu değil. Ridley Scott daha sonra biliyorsunuz Final Cut adında kendi kurgusunu çıkarttı. Ortada dolaşan bir sürü kopya var. En çok sorduğunuz sorulardan biri hangisini izleyeceğiz? Yani bana bir tanesini izletecek olursanız ya da ben Twitch'ten izleyeceğim ya hani birlikte de izleyeceğiz. O Final Cut olacak. Final Cut bence en güzel hali ama diğerlerinin de ayrı tatları var. Herkese hitap edebilecek yanları var. Mesela bundan önceki kopyasında Harrison Ford'un voice-over'ı vardı. Film biraz daha kolay anlaşılıyordu ve biraz daha yumuşak bir filmdi. Yani daha rahat sindirilebilen bir filmdi. Daha rahat anlaşılabilen bir filmdi. Sonu da daha iyi, mutlu sona çok yakın bir şekilde biten bir filmdi. Yine bir benzerlik, bir bilinmezlik pardon vardı ama diğerlerinde daha karanlık, biraz daha aslında filmi konuşunca bunları daha iyi açıklayabileceğim. Teolojik yönleri de özellikle çok daha güzel açıklanan bir hale gelmişti. Film biliyorsunuz ilk vizyona girdiğinde battı. Çok pis battı ama daha sonra yıllar içinde izlendikçe
aslında ne kadar güzel bir film olduğu ortaya çıktı ve kült hayran kitlesine kavuştu. Ama hiçbir zaman bu böyle bilim kurgunun zaten hep kısıtlıdır hayran kitlesi. Bir Star Wars gibi vesaire gibi olmadı. Nerede etkisinin büyük olduğu görüldü? Ondan sonra çekilen bilim kurgu filmlerinde. Görsel anlamda o janrı o kadar çok etkilemiş ki izlediğiniz her filmde eğer Blade Runner'ı böyle benim gibi kare kare biliyorsanız ah işte bu da Blade Runner'dan diyebilirsiniz. Özellikle anime seviyorsanız animecileri gerçekten çok etkilemiş bir film. Görsel anlamda yani o yarattığı dünya anlamında artı felsefe anlamında izlediğiniz birçok animede aslında Blade Runner'ın izlerini görmek mümkün. Tabii Blade Runner'ın etkilendiği filmler de var. Onların hepsini ilerleyen videolarda konuşacağız. Biz hemen ikinci kopyamıza geçelim. İkinci kopya olarak gelin şu kutuyu bir açalım. Burada hazır bıçağı çıkartıyoruz. Bir Blade Runner çantamız var. Ve bunun içinden neler çıkıyor? İlk önce 2 adet oyuncak çıkıyor. Tabii bunlara oyuncak denmez ama olsun. Bir tanesi bir origami unicorn. Filmi izleyenler bunun anlamını herhalde hemen yakalamıştır. Filmi izlemediyseniz zaten bu videoyu niye izliyorsunuz? Çok saçma. Hepinizin izlediğini varsayıyorum. Bir spinner'ımız var. Bu da enteresan bir collectible, koleksiyoncu parçası diyelim. DVD'miz var. Bunu şöyle bir açacağız, kurcalayacağız birazdan. Ondan evvel şuralara da bir bakalım. Burada bir takım konsept art örnekleri var. Tabi bunlara çok uzun uzun bakamayacağız. Gerçekten çok fazla şey var çünkü. Ama şöyle hızlıca göstereyim. Umarım yukarıdaki kamerada çalışıyordur. Her birini uzun uzun size okumak isterdim. Çünkü hepsinde çok ilginç bilgiler var. Ama çok mantıklı bir iş olmayacak herhalde o. Ama şunun sözünü verebilirim. Filmle ilgili çok önemli doneler varsa bunu zaten filmi detaylı incelediğimiz videoda dile getireceğim. O yüzden şimdilik sadece ne var bu setin içinde onları bilin istiyorum. Bu özel bir set. Limitli bir set. Hala piyasada var bildiğim kadarıyla. İkinci eli bulunabiliyor. Sıfırını bulmak çok zor. Ve muhtemelen de çok pahalıdır zaten. Ama bulabiliyorsanız ikinci elini bulun. Sanırım 103.000 tane falan üretilmiştir. Şurasında yazıyor. Evet, 103.000 kopyası var. Ben de 17.471. kopyasına sahipmişim. Evet, çok enteresan bir sayı değil. Şurada bakalım çıkartabilecek miyim? Çok zor çıkan bir ipi yapışıyor. Neyse çıkarttık. Filmden bir kare var. Şurada da eskiden sakızdan vesaireden çıkan yöntemle 3 boyutlu yapmaya çalışmışlar. Bir Harrison Ford var. Bize silahını doğrultuyor. Sonra da profilden kendisini görebiliyoruz. Neyse bunlar zaten işin oyuncakları. Nasıl bu kadar kolay çıktı diyorum. Kırmışım meğer. Yani kırmışım derken iki parça zaten. Bir parçasını çıkartabilmişim ama zaten ilginç olan parçasını çıkartmışım. O yüzden çok dert değil. Gelin DVD'mizin içinde neler var ona bir bakalım. Gene şöyle gösterebilirsem birbirinden ilginç fotoğraflarla 5 disklik bir set. Blade Runner'ın aslında çok büyük bir şansı
çekildiği yıllarda bir grev var ve o süreçte film çekilemiyor. Haliyle sanat departmanı coşuyor. Çünkü adamların 6 ay boyunca hazırlanacak bir süresi var. Ve gerçekten filmde asla görmediğiniz ama işte bu tip setlerde vesairelerde ipuçları var. Oralardan ancak böyle dondurup mondurup görebileceğiniz inanılmaz detaylara sahip. Adamlar gerçekten kendilerini eğlendirmişler. Filmde asla göremeyeceğinizi bildikleri halde muhteşem şeyler yapmışlar. Hemen tabii DVD'nin içeriği nedir? Oradan bir bahsedeyim. Final Cut 2007 yılında çıkmıştı. Final Cut üstelik bu baskıyla çıkmıştı. Tabii daha ucuz bir kopyası da vardı. Hani bu kutusunun, çantasının, ıvırının, zıvırının olmadığı, sadece bu DVD'nin, 5 disklik DVD'nin piyasaya çıktığı. Belki onu bulabilirsiniz hala ama yani bence zaten DVD'yi bulmayın. Bulursanız Blu-ray bulun. Blu-ray çok daha güzel ve güzel bir Blu-ray transferi olmuş. Gerçekten görüntü çok daha iyileşmiş. Ve dediğim gibi yani filmde o kadar çok detay var ki Blu-ray'de bile göremeyeceğiniz, gerçekten böyle bir teknolojiye ihtiyacı varmış bu filmin. Dangerous Days var. Yapım belgeseli. Bu da çok uzun bir belgesel. Neredeyse film uzunluğunda. Onun dışında 3 arşiv kopyası var. Arşiv kopyası demenin nedeni artık bunların yani Final Cut en önemli kopyası olduğu için diğerlerinin hükmü artık pek yok anlamına geliyor. Üçü de işte biri theatrical, yani sinema kopyası, bir tanesi daha sonra üzerinde oynanmış olan ve biraz daha filmin basitleştirildiği, en ilginci ultra rare, yani son derece zor bulunan bir work printi var. Work print demek ne demek? Filmlerin vizyona girmeden evvel çıkarttıkları bir kopya var. Adı üzerinde zaten work print. Hala üzerinde çalışılması gereken bir şey bu. Work print kopyaları genelde zaten internet üzerinden edindiğiniz filmlerde bulabilirsiniz. Ve onlar bazen internete sızıyor. Çünkü normalde bunları asla piyasaya vermezler. Hani herhangi bir, ancak böyle kült bir film olacak ki çıksın dışarı. O sızanlarda da işte böyle bitmemiş efektler görebilirsiniz. Yani uzaylılar yerine işte yeşil giymiş adamları görebilirsiniz. Efektleri tamamlanmamıştır filmin. Oyuncu değişmiştir belki. Çok ünlü bir oyuncu yerine başka bir oyuncuyu görebilirsiniz. Bu filmde bu adam mı vardı lan derseniz, yoktu. Çünkü o sadece workprint'te vardı. Bu filmde böyle bir değişikliğe gidilmemiş ama yine de workprint kopyası da izlenmeli bence. Çünkü son derece eğlenceli. Gelelim Blu-ray'ine. Blu-ray'i de aslında son baktığımda tükenmişti. Bu bendeki 30. yıl yine koleksiyoner baskısı. Bende hatta bundan iki tane var. Bir tanesini açmadım, öyle duruyor. Ama onun kutusunda bir eziklik var ve ben o eziklikle ilgili şikayet edip ben bunu istemiyorum, bana yenisini gönderin dediğimde o ezik kutuyu da benden almadılar çünkü kargo onlara aitti. Kargosunu ödemek istemediler. Ben de ödemeyeceğim. Dedim o zaman siz onu birine verin dediler. Ben de birine falan vermedim. Ben de duruyor hala kutusunun içinde ve son baktığımda $500 gibi falan bir fiyat biçmişlerdi. Sıfırına. İşte bendeki sıfır değil. Dediğim gibi biraz ezik. O yüzden satmayı falan da düşünmüyorum zaten ama orada kenarda kıyıda bir yerde duruyor. Yine buradan da bir spinner'ımız çıktı. İkinci spinner'ı da şöyle koyalım. İçerik hemen hemen aynı. Pek bir farkı yok. Dediğim gibi filmin bütün kopyalarını içeriyor. Türkçe altyazısı var bunun, diğerinden farkı. Onun ötesinde workprint dahil olmak üzere diğer bütün kopyaları var. Ve 3 diskten oluşan bir set bu. Şöyle içinden güzel bir kitapçık çıkıyor. Çok küçük bir kitapçık ama içinde filmle ilgili çok güzel fotoğraflar var. Rahmetli Brian James'i görüyorum hemen.
Gerçekten muhteşem setler kurmuşlar. Ve bunun da avantajı dediğim gibi o yaşanan grev. Hani Lucky Strike diyesim geliyor. Sigara reklamı yapıyorsun diyeceksiniz. İlgisi yok. Ama gerçekten oradaki grev bu filme büyük fayda sağlamış. Adamlar 6 ay boyunca sıkıntıdan muhteşem setler yapmışlar. Filmin bir diğer şansı da oyuncuları. Gerçekten gelen her oyuncu filme bir şey katmış. Filmin dediğim gibi çok uzun bir pre-production aşaması var. Çekimlere başlamadan evvel bayağı bir uğraşmışlar, bayağı bir kasmışlar. O sırada gelen her adam filme çok şey katmış. Harrison Ford olsun, sevgili Rutger Hauer'ımız olsun. Hatta filmin en ünlü dizeleri ona aittir. Onun bir şiiri. Onun dışında o elinde tuttuğu martıya kadar, martı mıydı, martı değildi pardon, beyaz güvercine kadar hepsi Rutger'ın fikriymiş. Yakalamış getirmiş o güvercini. Elinde tutmuş film boyunca. Ben bunu ölünce salacağım diye. İşin acı tarafı, yağmur yediği için zavallı güvercin uçamamış ve o sahnede saçma sapan bir kurgu hatası olmuş böylelikle. O dikkat ederseniz güvercinin saldığı gökyüzüyle öldüğü gökyüzü arasında epey bir saat farkı var. Yani adam gece ölüyor, güvercin gündüz uçuyor. Onun nedeni yağmur yiyen güvercinin uçamaması. Ama ikinci filmin sonunda yine yağmur yiyen cihazın, o spinner değil artık ne onun adı bilemiyorum, onun uçamaması bana oradaki güvercini çağrıştırmıştı. Zaten ikinci filmi çok sevişimin nedeni birinci filmle ilgili inanılmaz detaylar barındırması, ama bunları ancak işte benim gibi Blade Runner koleksiyonu yapmaya çalışan, Blade Runner fanı olduğunu iddia eden, aslında yani bendeki koleksiyon da öyle çok süper bir koleksiyon değil. Daha ne manyaklar var, ama biz Türkiye'den bu kadar koleksiyon yapabiliyoruz. Bunları toplayabiliyoruz, bunları bulabiliyoruz. Zaten bunları da yurt dışından getirttim. Buralarda bu tip şeyler bulmak biraz zor biliyorsunuz. Gelelim yeni Blade Runner'ımıza. Denis Villeneuve'ın bize kazandırdığı ve üzerinde bol bol konuşacağımız. Bu da iki disklik, bir tanesi bonus olmak üzere. Bunun içinde de yine kartlarımız var. Şöyle hızlıca bir geçelim. Aslında Steelbook kopyası da gayet güzel. Steelbook'u da edinmek gerekir mi diye düşünüyorum. Ama muhtemelen ben Steelbook'unu almayacağım. Zaten Steelbook toplamıyorum. Çok nadir bendeki Steelbook'lar. Ne alabilirim? 4K'sını alabilirim. Çünkü film görsel anlamda zaten çok güzel. Bu arada nasıl bildin abi Deakins'ın Oscar alacağını falan demiştiniz. Arkadaşlar bilmedim, attım tuttu. Çünkü yani kanalı takip edenler ya da Facebook'tan vesaireden beni takip edenler bilir. Daha film vizyona bile girmemişti. Hatta daha çekimleri yeni başlamıştı ve ben Roger Deakins bununla çatır çatır Oscar alacak falan filan demiştim. Bu tamamen temenniydi. Çünkü Roger Deakins gerçekten çok sevdiğim bir görüntü yönetmeni ve hakkının çok yendiğini düşünüyorum. Böylelikle daha film bile başlamadan, yani filmin başlamasından kastım film başladı ve ben oturdum seyretmeye başladım anlamında değil. Filmin çekimleri başlamadan adamın Oscar alacağını iddia etmiştim. Bu tabii ki ne güzel tahmin ettim olmuyor. Bunun adı başka. Bunu attım tuttum şeklinde yorumlayabiliyorum çok çok. Ama gerçekten çok sevindim. Eğer Twitch yayınını benle beraber izlediyseniz, sanki bana vermişler Oscar'ı ya da adam ya bu arada Ozan'a da çok teşekkür ediyorum falan filan demiş gibi sevindiğimi görmüştür. Evet. Bu da böyle hızlıca kurcaladığımız bir Ray. Gelelim son iki parçaya. Bunlardan bir tanesi aslında tamamen Blade Runner'la ilgili değil. Ama Blade Runner'ın ruhu diyeceğim adam benim en sevdiğim aktördür aynı zamanda. Rutger Hauer'ın yazdığı bir otobiyografi.
Tabii bir yazarla ortak yazmış ama Rutger çok ilginç bir adam. Aynı zamanda şair. Burada başta Blade Runner olmak üzere kariyerinden bahsediyor. Zaten çok parlak bir kariyeri yok kendisinin. Hollandalı. Hollanda'da doğmuş, büyümüş. Daha sonra Verhoeven'la birlikte Hollywood'a geliyor. Hollywood'da güzel işler yapıyor. Çok iyi bir çıkış yakalıyor. İşte Gece Şahinleri, Sylvester Stallone'un meşhur Nighthawks filminde oynuyor. Üstüne Blade Runner'da oynuyor, daha sonra Hitcher'da oynuyor. Bunların hepsi çok güzel filmler ama ondan sonra yavaş yavaş yaptığı işlerin kalitesi düşüyor. Ve dandik aksiyon filmlerinde görüyoruz kendisini sık sık. O filmlerin içinde çok kötüler var. Benim çok sevdiğim filmler var. Ara ara size de tavsiye ettiğim mesela bir Salut of Juggers var. Gerçekten eğer post apokaliptik filmleri seviyorsanız, arşiv videolarını takip ediyorsanız orada da zaten bahsetmiştim. Belki bir ara üzerinde uzun uzun konuşuruz. O filmde oynuyor. Bir sürü böyle dandik bilim kurgu filmi var ama hepsinin kendine has bir dalı var. Çünkü adam çok iyi bir oyuncu. Artı oynadığı filme de çok şey katabiliyor. Mesela o Nighthawks'ta da Sylvester Stallone ile bayağı bir çatışıyorlar. Ve filmin sonunda ben şiir okuyacağım, öyle öleceğim falan filan. Vurulduktan yuvarlanırken adam bir şeyler söylüyor. Ne olduğu anlaşılmayan. Meğer Almanca bir şiir okuyormuş adam. Böyle ilginç bir kardeşimiz. Kardeşimiz dediğim 70 yaşında adam. Çok sevdiğim için öyle şeyler söylüyorum. Gelelim The Art and Soul of Blade Runner 2049'a. Kitabın sayfalarını şöyle hızlıca çeviriyorum. Uzun uzun okumaya vaktim yok. Yani var aslında benim vaktim de siz sıkılırsınız diye sadece resimlerine şöyle bir bakın istedim. Ötesinde işte sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Tüm bunlar tabii kitabı görüyor olduğunuzu varsayarak yaptığım konuşmalar. Ama dediğim gibi ben bu kitabı bir iki kere okudum. Filmi de bir iki kere izledim. Ötesinde ilginç bulduğum yerleri filmi eleştirirken sizinle paylaşacağım. Buradaki amaç, başka Blade Runner koleksiyoncuları varsa ve NECA'nın çıkarttığı bu kitabı almayı düşünüyorlarsa bir baştan göz atsınlar. Aslında YouTube'da buna benzer videolar var. Ama YouTube'da zaten her şeyin videosu var. Yeni spinnerımızın. Ben çok sevmiştim bu tasarımı. Dediğim gibi film çok güzel bir geçiş filmi olmuş. O evrenin yıllar sonrasını çok güzel anlatmış. Bunu yaparken bizim gibi Blade Runner hayranlarına muhteşem tiyolar vermiş. İşte o Easter Egg dediğimiz. Ama bunları ilk filmi defalarca izleseniz bile bilemezsiniz. Mesela ikinci filmin başlaması, yani o ilk sahne aslında birinci filmin yazılan ilk senaryosuna çok büyük bir gönderme. Oradaki o kaynayan çorba tenceresi beni görür görmez bu adamlar doğru işler yapıyor, bu film güzel olacak dedirtti. Zaten ilk kareden yani ağzımıza bir parmak bal çaldı. Sonrasında da gerçekten harika bir öykü olarak devam etti. İleriki videoların reklamını yaptığımı düşünebilirsiniz ama gerçekten bayağı detaylı inceleyeceğiz. Kamera hareketlerine kadar inceleyeceğiz ve bu kameraların, bu hareketlerin bize neler anlattığını konuşacağız. Roger Deakins'in o Oscar'ı nasıl hak ettiğini ve Denis Villeneuve'ün nasıl hakkının yendiğini konuşacağız. Yani bu film tamam birkaç dalda aday gösterildi, çoğunu kaptırdı millete. Ama çok daha başarılı bir film bence. Ama Oscar çok da önemli bir şey değil. Oscar'ın mantığı filmi ne kadar pazarladığınıza bağlı.
Yani büyük yapım şirketleri eğer o filmi elinde tutmak, o filmi parlatmak istiyorsa her türlü bütçeyi döküyor adamların ayağının altına ve hadi bakalım diyor, bu filmle şimdi biz bir Oscar alalım ve filmi ne kadar iyi parlatırsanız o saatten sonra öyle güzel ödüller alabiliyorsunuz. Blade Runner maalesef Warner'ı batırdığı için herhalde öyle bir girişime yanaşmadılar. Ama ne yaptılar? İşte birçok ekstra ürün çıkarttılar bizim gibiler satın alsın da adamlar biraz kurtulsun diye. Yani ben de öyle çok zengin bir adam değilim ama yani Blade Runner gibi bir filmi bir daha çekmeye cesaret edemeyeceklerdir. Bazen soruyorlar devamı gelir mi falan filan diye. Gelmez arkadaşlar. Yani zaten ilki de tutmamış bir film. Hiçbir zaman öyle çok büyük bir hayran kitlesine erişmemişti. Her zaman böyle kıyıda köşede kalmıştı ve yani şu an izleyenler, sıfırdan izleyenler muhtemelen o filmi de beğenmeyecektir. Yani nasıl başarıyorlar bilmiyorum ama en azından benim tanıdığım, sinema zevkine güvendiğim ama Blade Runner'ı beğenmeyen, Blade Runner'ı yakalayamayan, abi bana hiç hitap etmedi diyen çok adam var. Hala sağlar, hiçbir şey yapmadım merak etmeyin ama aklımdan geçenleri bir bilseniz. Filmin sansürlenmiş sahnelerinden birinden kareler görmekteyiz. Sony ahlakımızı korudu biliyorsunuz. Ve bizim çok basit bir iki çıplaklık görmemize. Üstelik bunların çoğunun cinsellikle ilgisi bile yoktu. Yani kıyıda köşede duran, heykeli andıran obje diyeceğim artık. Çünkü insan bedeni eyvallah da yani robotlar vesaireler. Ve bunları biz görürsek terbiyemiz bozulur, bizim kültürümüz bunu kaldırmaz falan filan gibi algıladılar. Nasıl bir kültür izlenimi yarattıksa adamlar da umarım ağızlarının payını almışlardır. Umarım benzerleri gelmez. Bu bir alışkanlık haline gelmez. Çünkü gerçekten çok can sıkıcı bir şeydi. Ben sinemada filmi izlerken zaten stres altındaydım. Ya kötü olursa film, ya gerçekten iddia edildiği gibi sansürlüyse şeklinde, çatır çatır da sansürlüydü. Türkiye'de çıkan Blu-ray'lerde tabii ki öyle bir sıkıntı yok. Film sansürlü falan değil. Benim aldığım kopyalar zaten İngiltere baskıları. Onlarda da öyle bir şey olacak değil ama Sony belki bir yetkili gönderip ben filmi izlerken arada bakma abi buralarına falan filan diye gözümü kapatmayı deneyebilir. İşin ilginç tarafı Blade Runner vizyondayken Atomic Blonde vardı. Yan salonda oynuyordu mesela ve onda gayet böyle hardcore diyemeyeceğim ama yine de oldukça ateşli bir lezbiyen sevişme sahnesi vardı. Her şeyin çok net bir şekilde görülebildiği. Mesela o adamlar bizim ahlakımızı hiç düşünmemişler. Neyse. Yaşandı bitti. Bizim en çok beklediğimiz filme denk geldi. Bakınız işte objelere. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sansür dedikleri buydu. Vay canına. Bu arada Spinner kitabın ağırlığıyla kenarda spin attı. Ama kendisi hala tek parça. Unicorn için. Evet, Unicorn'da yaşıyor arkadaşlar. Onu da kırmayı başaramamışım. Filmle ilgili kafanıza takılan sorular varsa şimdiden bunları bir kenara not alın. Özellikle Twitch yayınında bana sormak için. Ama genelde o tip yayınlarda beni bulduğunuzda İlk sorduğunuz işte falanca diziyi ne zaman izleyeceksin abi? İşte ne zaman bilmem nenin videosu geliyor şeklinde oluyor ve o sorular inanın beni çok sevindiriyor.
Yani gerçekten özellikle böyle saatlerce uğraşıp yaptığım videoların altında işte Alien videosu nerede falan filan diyen dostlar o Alien videolarını birer ikişer hafta öteliyorlar farkında olmadan. Ama canınız sağ olsun. Siz de merak ediyorsunuz, soruyorsunuz. Çok da kızamıyorum size. Bir de kızsam neler yapacağım demek ki. Evet. Yok, gitmek bilmiyor. Gerçekten çok ağır. Kolum yoruldu. Devam edelim biz. Filmin oyunculuğunu da çok iyi buldum ben. Jared Leto bazen iyi bazen kötüdür benim gözümde. Bazı filmlerde oyunculuğunu çok abartılı buluyorum. Bu filmde çok iyiydi. Ryan Gosling kendisinden beklemediğim kadar etkiledi beni. Ama bilmiyorum hatırlar mısınız? Ben bu filmi izlemeden evvel oturup bayağı bu adamın filmlerini izlemiştim baştan sona. Zaten çok sevdiğim filmleri var. Drive olsun, Nice Guys olsun. Diğer filmlerini de izleyip şöyle adama bir ısınayım da Blade Runner'ı öyle seyredeyim. Eğer gerçekten sevmiyorsam adamı yani bu adam yüzünden film patlamasın benim gözümde falan filan demiştim. Yok, gerçekten kendisi iyi bir oyuncu. Kötü bir şarkıcı. La La Land'den hiç hoşlanmıyorum. O film çok seveni var biliyorum ama çok daha güzel müzikaller var arkadaşlar. Biraz daha geçmişe gidin. Biraz daha eskileri kurcalayın. Çok daha iyilerini bulacaksınız. La La Land hem verdiği mesaj açısından hem kadınlara bakışı açısından falan filan benim çok hoşuma giden bir film değildi. Aslında bu konuyu uzun uzun tartışabiliriz. Ama özellikle kadın karakterini hiç sevmemiştim ben. Erkek karakterinin de rengini sevmedim arkadaşlar. Hani sürekli laf geliyor ya işte bilmem neyi de zenci yapmışlar, şunu da zenci yapmışlar, bunu da zenci yapmışlar diye özellikle bu Marvel filmlerinde. İşte Domino zenci ay falan filan diyen arkadaşlar. Bakın burada Ryan Gosling çatır çatır beyaz ve zencilere caz öğretiyor film boyunca. Yani anlayın adamların neler çektiğini ve bu politik doğrucuların doğru yolu bulmak için bir şeyleri nasıl zorladığını gerçekten yapılması gerekiyor. Bu yüzyıllardır adamların başının belası. Biz son birkaç senedir uğraşıyoruz bununla. O kadar dert etmeyin. Harrison Ford'u ikna etseler de keşke şöyle bu filmin öncesinde neler yapıyordu. Hani Rachel'ı falan da bir kenara atın. Tek başına o Penthouse'da neler yaşadı. Onu bize bir anlatsın. Çok uzun bir film olmasına gerek yok. Ben 20 dakikaya razıyım. Hızlı bitmek üzere. Kaç lira diye soracak olursanız şu an tam tutarını hatırlamıyorum ama bana kargosuyla falan şöyle bir 200 liraya denk gelmişti bu kitap. O ayki bütün geek tüketimimi yani ayırdığım bütçeyi bu kitaba vermiştim. Mutluyum, gururluyum. İyi ki de böyle bir yatırım yapmışım. Yani yatırım dediğim daha sonra bunu satacak falan değilim. Kafaya yatırımdan bahsediyorum. Gerçekten güzel bilgiler vardı içinde. Bu bilgilerin en önemlilerini dediğim gibi filmi incelerken sizinle paylaşacağım. Eminim çok keyifli bir video olacak en azından benim açımdan. Bu biraz garip bir video oldu. Bu gerçekten hani içlerinde sizinle paylaşmak istediğim şeyler vardı ama kafama bir türlü de yatmıyordu. Nasıl yapacağımı bilemiyordum. Böyle bir şey denedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şayet gittiyse arşivin diğer parçalarını da böyle kurcalayabiliriz. Üzerinde konuşa konuşa hepsi bu kadar uzun olmayacaktır tabii ama benzer videolar yapabiliriz. Tamamen size bağlı. Zaten ne yapıp ne yapmayacağımı daha çok siz seçiyorsunuz. Sizden gelen tavsiyeleri dinlemeye çalışıyorum. Tabii çoğu zaman burnumun dikine gidiyorum ama o verdiğim sözleri
Nasıl Valhalla Rising'i yıllar yıllar sonra yaptımsa, 9 ay falan beklettim sizi, farkındayım. Diğerlerini de yerine getirmeye çalışıyorum. Bu da böyle bir video oldu. Herhalde bu hafta içinde yine yeni Blade Runner videoları gelecek. Ve dediğim gibi Twitch yayınında uzun uzun Blade Runner konuşacağız. Birlikte izleyeceğiz. O yayında katılırsanız çok sevinirim. Sosyal medya vesaire bütün adreslerim zaten aşağıda o açıklamalar bölümünde mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.